Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Atik adına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz güzel kızçelerim? Bugün yepyeni bir videoyla, yepyeni bir yemeklerle sizlerle birlikte olacağım. Görmüş olduğunuz üzere 3 tane tencere. Bomboş. Bir tanesi de makinede yıkandı. Ve evdeki bütün tencereler bomboş. Evde hiç yemek yok, hiç. Bugün yemek yapacağız birlikte. Burada yarım kilo kıymam çözülmeyi bekleyen. Dış tarafı çözülmüş, iç tarafı biraz buzlu. Saatimiz erken. Her malzemesini hazırladım. Bakın, köftelik bulguru, tuz. Ondan sonra zeytinyağı, soğanı, sarımsağı, baharatları. Burada da yani bundan sulu köfte yapacağız arkadaşlar. Top köfteden yapacağız. Çok güzel oluyor top köfte. Harika oluyor biliyorsunuz. Çok seviyorum. Burada da pazardan aldığım dolma biberler. Kızlarım, kızçelerim. 1 kilo dolma biber almıştım. Onları yıkadım, ayıkladım. Şu rengin güzelliğine bakın ya. Hepsini yıkadım, ayıkladım. Böyle kapaklarını da içine koydum. Ben domatesle kapatmayı sevmiyorum. Kapakla kapatmak daha çok güzel oluyor ama çok da derinden kesmişim. Bakar mısınız? Burada da köftemizin içine katacağım patatesler yıkanmış, doğranmış, hazırlanmış. Burada da şöyle olmamın harcı açalım bakalım. Dolma harcım da hazır. Her şey hazır şu anda kızlar. Şöyle göstereyim, kapatayım ağzını. Böyle bütün malzemeleri hazırladım. Çünkü malzemeleri hazırlarken de biliyorsunuz ki mutfak çok ama çok dağılıyor. Öyle yani arkadaşlar. Şunu bekliyorum sadece. Şu çözülsün. Direkt başlayacağım. Şu alttaki tencerede dolma biberler olur mu? Yok, olmaz. Bu biraz sığ. Şunu da diyorum. Üsttekinde dolma biberleri yaparım. Alttakinde sulu köfteyi yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel görüntü. Değil mi? Harika. Vallahi. Şimdi tabii ki de o kıyma çözülene kadar ben şu evi bir süpüreyim diye düşünüyorum kızlar. Ne dersiniz? Yarım saatte ben şu evi süpüreyim. Bugün süpürge yapmadım. Böyle süpürge yapmadığım zaman kendimi çok mutsuz hissediyorum. Sanki böyle ev dize kadar pislik içinde ve ben o pislikte boğuluyormuş gibi hissediyorum. Öyle yani arkadaşlar. Kızlar, kızçeler çiçeğimi attım. Çiçek soldu. Şu kadarını sağlam çıkartabildim. Bunu da minnak bir bardağa koydum kızlar. Dursun orada. Öyle yani hadi süpürelim eve hep birlikte kızlar. Şöyle süpürgemizi de çıkardık ortaya. Yatak odasından başlayarak bir güzel süpürelim arkadaşlar. Şöyle dönelim. Ay. Dönemiyorum. Bakalım çamaşırımız var mı? Yatak odasında katlanacak. Yok, sadece şu sepetin içinde ütülenecekler var. Bir pantolon, bir gömlek. Hemen başlayabilirim süpürmeye kızlar. Bakalım burada. Ha, buralar toplu. Buradan da hemen süpürmeye başlayabilirim. Deniz, hayırdır, ne döktün onları oraya ya? Topla Tamam kızım. onları. Tamam kızma kızma. Hemen toplayacağım. Sen önce öbür yerleri süpür, ben toplayacağım. Yok, ben önce burayı süpürmek istiyorum. Hemen anında topla. İşim çok var. Tamam. 2 dakika mühlet sana. Evet kızlar, başlayalım köftemizi yoğurmaya. Eldivenlerimizi takalım. Saatimiz 3.30. 15.30. Bir saatte yemekleri halletmem lazım. Her şey hazır zaten. Ama videomuz tabii bir saat olmayacak. Yarım saati geçmeyecek. Sıkmayayım sizi. O yüzden kızlar, kızçeler. Kıymamız da çözülmüştür bu ara. Ay, istemiyorum önlük takmayı. Bakalım mı? Evet, maalesef ki bakalım mutfak önlüğümüzü üstümüze sıçramasın. Şimdi şeyi, köfteyi yaptıktan sonra hani ocağa koyacağım ya, böyle salçası malçası sıçramasın, sonra dolmayı. Dolmayı önce şu köfteyi halledeyim, dolmayı sonra şey yaparım kızlar. Bakalım kıymamız çözülmüş. Ay, çok güzel çözülmüş. Tam istediğim kıvama gelmiş arkadaşlar. Şöyle yoğurayım. Bulguru içinde, soğanı, sarımsağı içinde, mis gibi baharatları içinde.
Haydi bakalım. Tencerelerimi de buraya aldım. Şunu da sulu köfteyi yapacağım. Bunu da dolmayı yapacağım diye düşünüyorum. Kızlarım, kızçelerim, bugün 13 Kasım benim oğlumun doğum günü. İyi ki doğmuş benim oğlum, büyük oğlum. İyi ki doğurmuşum. Ne diyeyim vallahi, kelimeler yetmiyor anlatmaya. Anneliği ilk büyük oğlumda tattım. Ne bileyim, ne diyeyim vallahi bilmiyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki doğurmuşum. İyi ki benim oğlum olmuş. Kızlar, yıllar ne çabuk gidiyor, ne çabuk geçiyor yıllar. 21 yaşındaydım Ege'yi doğurduğumda. Düşünün artık, 21 yaşında. Çocuk sayılırım neredeyse. 21 yaşında. Ama çok uslu bir bebekti. Beni hiçbir zaman üzmedi. Yani Deniz'le kıyasladığımız zaman aman Allah'ım, Deniz ne ya, Deniz bir şey, vahşi. Ondan sonra canavar, aznavur, Deniz gibi. Yani Deniz deyince bir düşünme, bir geri adım atıp düşünmek lazım yani. Yani 21 yaşında kucağıma aldım, doğum yaptım. Saçları kıvır kıvır. Ondan sonra saçları siyah, kaşları kara. Ondan sonra gözleri anasının gözleri, tipi babasının tipi. Güzel bir oğlan dünyaya geldi. Çok usluydu, çok. O kadar usluydu ki Deniz'le arasında 7,5 yaş var arkadaşlar. En büyük hatayı zaten orada yapmışım ben. Aralarında çok fazla yaş farkı olduğu için çocuklar çok kavga ettiler. Büyüme aşamasında çok kavga ettiler ama Deniz çok aksiydi, Deniz. Çok aksiydi Deniz. Ege Akrep Burcu arkadaşlar. Akrep Burcu çok kıskanç bir burçtur. Aşırı derecede kıskançtır. Hani derler ya, Boğa Burcu kıskançtır. Ne Boğası? Akrep Burcu felaket. Kıskançlığın içinde yaşayan bir burç. Ben Deniz'i doğum yaptığımda tabii o kadar çok kıskanmış ki doğum yaptığımın 3. günü çocuk saçlarını kesmiş. Yani kıskançlıktan. Hani bana belli etmiyor. Ben de bir anne olarak anlamıyorum. Herhalde 3 gün 4 gün ilgilenmedim belki de, bilmiyorum. Çocuk saçlarını kesmişti. Hiç unutmuyorum onu kıskançlıktan. Çünkü bana şey diyordu, anne yanına gelip yatabilir miyim? Yok diyordum, Deniz gelecek. Hani Deniz yatağımdan alıyordum, kendi yatağıma koyuyordum. O onu kıskanmış. Bu kıskançlık, bu şeylik kavgaları uzun bir süre sürdü zaten. Şurada 4 seneye kadar kavgaları olurdu arkadaşlar. 4 senedir Allah'a şükür şimdi ikisi de arkadaş gibi oldular. Aralarındaki de çok fazla yaş farkından. Yani 7,5 yaşta değil mi? Yani Deniz büyüdüğü zaman abiyle oynamak istiyor. Zaten abi demiyor. Ama abi büyük istemiyor. Onun oyunlarını istemiyor. Çok uslu bir çocuktu Ege. Gerçekten bir yere götürürdüm. Bir tane araba götürürdü gittiğimiz yere. O arabayla oynardı. Benim yanımdan kalkmazdı. Anam Deniz'le bir yere gitmek mümkün mü? Yok, aman aman. İşte o yüzden Deniz'i hiçbir yere götürmüyordum. Öyle yani kızlar. Kızçeler. Köftemiz de yoğruldu. Bir kilodan yapacaktım, vazgeçtim, hemen bitsin. Yarım kilo yeterli diye. Şöyle bastıra bastıra yoğuralım. Allah can sağlığı versin bütün çocuklarımıza. Çocuk çok önemli. Deniz gibi çocuk çok önemli. Ama şimdi de inanmazsınız. O yaramaz çocuk, o aksi çocuk gitti. Çok merhametli bir çocuk geldi. Deniz çok merhametlidir arkadaşlar. Deniz'deki merhamet hiç kimsede yoktur. 50 kere markete gönderirim. Söylenir ama gider. Bir iş söylerim, yapar. Geçenlerde mesela temizlik yaparken o şeyi silmemişim ben. Ara girişteki peteği silmemişim. Hemen aklıma geldi. Gördüm onu ben. Baktım biraz tozlar. Deniz dedim, o peteği ben silmemişim. Sil o peteği dedim. Tamam dedi. Baktım hemen silmiş. Kapı sildiririm. Ondan sonra öyle yapabileceği işleri yaptırırım. Çöp zaten çok çıkıyor evimizde. Sürekli çöp attırırım. Öyle yani kızlar, kızçeler. Mis gibi de koklu köftemiz. Bu olmuştur herhalde. Şöyle bir parçalar alalım. Eldivenle de yapmak, yuvarlamak zor ama
Evet. Bu şekilde iyi. Sizler ne yaptınız kızlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Geçen seneki gibi öyle güzel. Çok geçen sene doğum günü yapmıştım Ege. Video yapmamıştım ama short videosu yapmıştım. Yapmış mıydım video? Yaptım galiba. Öyle bir büyük doğum günü yapmayacağım. Sadece bu akşam bir pastamız olacak. Yani şu anki durum öyle. Neden diyeceksiniz? Neden? Çünkü şöyle Deniz'in de doğum günü oldu biliyorsunuz. Deniz'e de bir pastayla geçiştirdim. Şimdi ayrım olmasın çocuklar arasında. O yüzden. Hani desem ki işte Deniz ikinizin doğum günü, ama onu Deniz yemiyor artık. Deniz'in doğum günü de Ocak ayının, Ocak ayı 25 Ocak kara kış, 15 yaşında olacak Deniz'de. 15 yaşında çocuklar büyümüş bir arkadaşlar. Ne çabuk geçmiş yıllar, ah yıllar, ah ne çabuk geçmiş yıllar. İlk çocuğu büyütmek zor, ne kadar uslu olsa bile. İkinciyi büyütmek kolay çünkü tecrübelisin. Üçüncüyü büyütmek hepten kolaydır herhalde. Öyle kızlar. Hemen dolmayı da doldurayım. Bunu yapayım. Bu pişerken dolmayı doldururum. Hemen pişer zaten saatte. Saatimiz daha erken. İkisi de aynı anda pişer. Deniz de geldi az önce mutfağa. Ne yemek yapacağım? Şöyle bir baktı. Patatesli, dolmaydı, dolma harcıydı, köfteydi. Bunları mı yapacaksın? Evet dedim. Bu yemek seçiyorum. Şey dedi. Ben de sadece biber dolması yerim dedim. Bundan sevmiyor arkadaşlar. Yani sulu köfte ya da fırında köfte sevmiyor. Sadece kızartma seviyor. Kızartmayı da ben sevmiyorum. Bu gene güzel oluyor. Patatesli matatesli mis gibi. Bunu Ege de çok seviyor. Kocam da çok seviyor bu köfteyi. Şöyle bakın dirsi var. O kadar güzel oluyor ki. O kadar güzel oluyor. Ay, müzik sesi geliyor yine dışarıda. İnşallah sesim müzik sesini bastırır arkadaşlar. Kızlar, kızlar, hamsiler nasıldı o gün? Çok güzeldi değil mi? Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Hele bir tanesi öyle güzel yorum yazmış ki bana. Bayıldım, bayıldım, bir daha bayıldım. Videomu çekeyim. Elinden geldiği kadar kalp koymaya ve cevap vermeye çalışacağım. Vaktim yoktu, cevap veremedim. Kalp de koymadım ama yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Çok güzel yorumlarınız var. Ne güzel yazıyorsunuz öyle. Yani iyisiniz ya, iyi ki varsınız. İyi ki benim kızçelerimsiniz. Güzel kızçelerim. Allah başımdan eksik etmesin sizleri. Allah size can sağlığı versin. Allah size uzun ömürler versin. Allah size bol kazançlar versin. Allah size evinize, mutfağınıza bereket versin. Allah sizi hep mutlu etsin arkadaşlar. Bana zararı dokunmayan her insan için dua ederim. Bana zararı dokunan insana bana verdiği zararın 10 mislini yaşatırım. Bu her zaman böyle. Benim gibi düşünenler de var zaten. Kızlarım, kızçelerim. Hadi bakalım az kaldı. Yarım kilodan da bayağı az çıktı arkadaşlar. Ama yeter. Yani daha iyi bitsin, yarına bitsin. Yarına da başka yemek yaparım. Köfte biter de dolma bitmez diye düşünüyorum. Sizler yapıyor musunuz sulu köfteyi? Sizler yapıyorsanız nasıl yapıyorsunuz? Daha mı değişik yapıyorsunuz? Öğretin bana da. Değişik tarifleri çok severim. Değişik tarifleri almayı, denemeyi, yapmayı çok severim. Karnım acıktı kızlar benim bugün. Erken acıktım. Kahvaltı yapmadım. Biraz atıştırma yaptım sabah. Az bir şey, bir şeyler atıştırdım. Şimdi de karnım acıktı. Açlık hissiyatı var.
kolay yemek bu arkadaşlar. Şimdi 40 dakikada pişer bu, 45 dakikada pişer. Dolmamız da 45 dakika 1 saat arası pişer. Böyle her şeyi güzel güzel hazırlamak iyi oluyor. Hani hepsini hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra tekrar mutfağımı topluyorum. Ne yapılacaksa işte işimi gücümü, süpürme, silme işlemini, toz alma işlemini yapıyorum. Ondan sonra bir tertemiz mutfakta yemek yapıyorum. Hiç sevmem dağınık çalışmayı, hiç. Son parçayı aldım arkadaşlar. Şöyle toplayalım. Çok güzel oldu. Top köftelerim. Çıkın çıkın gelin kızlar. Hep birlikte yiyelim. Mis gibi de koktu. Eldivenlerimi çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız şunlara? Unlamıyorum çünkü hemen yapacağım için unlamıyorum. Valla kızlar niye az çıktı yarım kilodan, bakar mısınız? Köfteler büyük oldu içinden. Bu tepside de gerçekten dolma harcı hazırlamak, köfte, özellikle köfte yoğurmak çok güzel oluyor arkadaşlar. İyi ki almışım bu tepsiyi. Ben çok mutfak kapkacağı almazdım. Evde koymaya yer yok diye, ama bu alınmalı. Herkes de olmalı. Hadi yapalım yemeğimizi. Evet kızlar, yağımızı, salçamızı bir güzel kavuralım. Köfteleri yaptıktan sonra dolmaları doldururum. Fazla bekletmeye gerek yok. Mutfakta yemek yapmayı seviyorum arkadaşlar. Sadece ne yapacağımı bildikten sonra gerisi çok kolay. Gerisi patapito. Bazı kadınlar, bazı arkadaşlar çok abartıyor yemeği. Çok yorucu iş olduğunu söylüyor. Bence hiç yorucu değil. Bütün malzemeleri hazırladıktan sonra gerisi çocuk oyuncağı zaten. Çok severim. Yemek yapmayı severim. Şöyle karıştırayım. Salçamı, yağımı. Kettle'da da su kaynatıyorum kızlar. Çırpma teriyle çok daha güzel, rahat karıştırılıyor. Salçalar kesinlikle topaklanmıyor. İçine başka bir şey koymuyorum. Hani soğanım da sarımsağım da içinde olduğu için yemeğimin içine koymuyorum. Böyle güzel aşkla karıştırıyorum. Evi süpürürken size çekim yapmadım dedim ki. Kız çenere dedim, süpürge sesini dinletmeyeyim dedim, ama süpürdüm. 25 dakikada süpürdüm arkadaşlar. Hızlı hızlı, çabuk çabuk süpürdüm. Kızlar kaynadı salçalı suyum. Şimdi köfteleri şöyle göstereyim. İçine atıyorum. Patateslerimi sonra atacağım. Buradan ne diyeceğim arkadaşlar? Hani konuların, bazı konuların içinde olmamı istemiyordunuz. Kimseye karışmıyorum. Bunu çok eleştiri yaptınız. Çok konuştunuz. Sen konuşma, sen normal video yap. Biz dedikodu sevmiyoruz diyen hanımlar, diyen arkadaşlar. Biliyorsunuz ben dedikodu yapmıyorum ama izlenmelerim düştü. Ama ben burada dedikodu yapsam izlenmelerim çoğalacak. Şimdi ne diyeyim ben size? Size ne demem beklersiniz? Hani kanalın normal yemek videosu haline dönüştü diye mi izlemekten ya da like atmaktan kaçınıyorsunuz? Şimdi bunu sormak istedim ben vallahi. Ne zamandır soracağım soracağım, kısmet bugüneymiş. Hani dedikodu mu istiyorsunuz? Hani diyorsunuz ya dedikodu istemiyoruz. Kesinlikle dedikodu yok. Sen dedikodu yapma, biz seni izleriz, like'ımızı atarız diyen arkadaşlar. Çoğunuzun yorumunu dahil göremiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Neyse, canınız sağ olsun. Sadece söylemek istedim. Allah canınızı sağ etsin. Tencerenin kapağı nerede? Biraz pişsin şöyle. Görüyor musunuz? Aa, şuraya şey dökülmüş kızlar. Bakın 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 bakın. Bakın. Sıçramış. Ne ayıp, ne ayıp. Ne ayıp arkadaşlar. O kadar da dikkat ediyorum. Sen şöyle kayna. Şöyle biraz şey bırakayım. Ya da kaynayınca açarım değil mi? Köfteleri koydum ya. Köfteleri koyunca kaynamaktan vazgeçti. Şimdi kaynar. İyi ki de bir açıp bakıyorum.
Patateslerini de koyacağım. Ondan sonra geçelim dolmamıza. Eyvah eyvah eyvah. 4 tane eldiven kirlettim daha şimdiden. Canoş çok kızacak. Bu eldivenlerin hesabını veriyorum. Çok kızacak bana. Kızlar kaynadı. Şimdi patateslerimi de koyuyorum içine. Pişmeye terk ediyorum. Şimdi bunu baş aşağı yapsam sıçrayacak her yere. Böyle yaptığımız zaman köfteler hiç dağılmıyor arkadaşlar. Ay mis gibi koktu şimdiden. Köfte güzel koktu. Sarımsağı çok severim köftede. Sarımsak ayrı bir güzellik katıyor. Köfteye lezzet veriyor. Bazı kişiler sevmiyor ama ben çok seviyorum. Şöyle. Tuzunu muzunu sonra ayarlarım arkadaşlar. Çok da karıştırmıyorum dağılmasın diye. Kapağını kapatıp. Nerede kapağımız? Ha burada. Hemen ben biber dolmalarıma geçiyorum. Birlikte geçiyoruz biber dolmalarımıza. Haydi şimdi geçelim dolmalarımıza. Gene eldiven takacağım mecburum. Eldiven takmayı kapağını açayım. Dolma harcını gene fazla mı hazırladım diye düşündüm. Evet fazla hazırlamışım. Kızlar kız çerer. Neyse zaten hemen şey yapıyorum. Artandan bir gün sonra tekrardan dolma yapıyorum. Onu göstermiyorum kamerada videolarda. Dolma için su kaynatıyorum. Dolmanın soslu yapmayacağım. Dolma sosu yapmayacağım. Çünkü içinde yeteri kadar salçası, domatesi her bir şeyi var. Hiçbir malzemesi eksik değil. Kapağımızı açalım. Of çok da güzel hazırlamışım. Bakar mısınız? Çok güzel. Muhteşem. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Dolduralım dolmamızı. Hoşlanmıyorum da arttığı zaman. Keşke artmasa ama onu da çok ayarlayamıyorum bu aralar. İşim o kadar fazla, o kadar çok böyle yani sadece biberleri kendime odaklayamıyorum. Önceden var ya video çekmediğim zamanlarda ölçerek yapardım. Ucu ucuna yeterdi. Şimdi öyle değil maalesef. Şimdi işim çok acele olduğu için ve hep sürekli işim olduğu için böyle fazla fazla yapıyorum. Ne yapayım? Bugün bizim menüde bunlar var. Aa bir de yoğurtlu biberim var. Kızlar, kızçalar göstereceğim onu. Dün yaptım. Yoğurtlu, sarımsaklı, mayonezli, közlenmiş biberim de var benim. Onları da göstereceğim. Şu dolmaları bir doldurayım hayırlısıyla. Dolmanın suyu da kaynıyor. İnşallah sesi çok çıkmıyordur. Öyle yani arkadaşlar biraz dert yandım size. Çünkü çok böyle beni eleştiren kişiler vardı. Herkes için demiyorum bak üstüne basa basa. Çok eleştiren kişiler. Dedikodu işte boş ver, karışma etme, dedikodu yapma. Zaten ben yapmayı düşünmüyorum. Onlar dedi diye değil. Ama bakıyorum bana o kadar çok akıl vermeye çalışan kişiler şimdi başka dedikodu peşindeler. Yani dedikodusuz yaşayamıyorlar. Vallahi diyecek laf yok. Herkesin kendi bileceği iş. Ben kimseyi kanalımda zorla tutamam. Bir haftada son bir haftada 198 abone gelmiş bana arkadaşlar. Güzel. Ay mis gibi koktu. Yemek kaynamaya başladı patatesle birlikte. Sadece onu yiyeceğim valla. Şimdi pişiyorum yarım saate. Sadece onu yiyeceğim. Dolma yemeyeceğim. Canım onu çok istiyordu. Ta ne zamandır. Çoktan da ben onu yapmamıştım. İyi ki de aklıma gelmiş. Hemen sabah çıkardım kıymayı. Öyle yani kızlar kızcılar. Bakın malzemeleri hazırladığım zaman her şey ne kadar çabuk oluyor. Ben biliyorum bazı kişiler yemek yapıyor. Yemek yapan kişilerin mutfak tezgahı komple. Her yer bulaşık, çöp. Yemek yapıyorlar. O karışıklıkta yemek yapıyorlar. Dolmalar da ne güzel oluyor şekli. Dolmaları önce şey dedim. Hani çok yeşil meşil dedim ama dolmalar çok güzelmiş. Ne yapalım? Kış biberi. Yapacak bir şey yok. Ben çok güzel olacağına inanıyorum. Çok fazla doldurmuyorum içlerini taşmasın.
şekilleri bozulmasın, devrilmesin. İlk şeyi kapaklarını içine koyuyorum. Yani kapaklarını ayarlamak, aramak zorunda kalmıyorum. Öbür türlü kapaklarını arıyorum. O ona olmadı, öbürünü alıyorum. Böyle daha iyi. Bakın böyle tam. Tam kapanıyor. Aklıma da ne geldi? Tam kapanıyor derken bir video izlemiştim. Çok eskiden izlediğimiz videolar. Adam diyordu ya, Allah, eve gelince her şey kapanıyor. O aklıma geldi. Flash TV'di galiba Yalçın abinin programını izlerken. Şey işte arkadaşlar, hani evin tüpü, mutfak tüpü bitiyorsan para vermiyorsun. O video geldi aklıma. Birazcık kısayım yemeğimi. Çok güzel kokuyor gerçekten bu yemek. Arkadaşlar, bu sulu köfteyi mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel. Bayılacaksınız. Hani biliyorsunuz eskiden fırında yapıyordum. Ama bu fırındaki ne? On basar. Pişman olmazsınız. Bir kere deneyin diyeceksiniz ki Asi haklıymış. Bu tarif Canoş'un tarifi. Siz öyle videolarda benim böyle hani ahkam kestiğime bakmayın. Yani tarif Canoş'un tarifi. Benim değil, kesinlikle benim değil. Ben bu şekilde yapmıyordum. Onun tarifiyle yaptığım için çok daha lezzetli oluyor ve çok da severek tüketiyoruz. Kızlar kız çeler. Hadi bakalım. Kaç biberimiz kaldı? 3 tane biberimiz kaldı. Keşke biraz fazla saydım değil mi dolma biberi? Kalmayacaktı iç harcım. Yani az kalıyor, çok az kalacak. Domates falan doldursam var. Evde kabak yok. Kabak olsa kabak doldurur mu? Kabak yok evde. Domatesle doldurmak istemiyorum. Domates şey oluyor. Yumuşak oluyor. Tane kalmış. Gerçekten tam ucu ucuna oldu. Dolma biri fazla da alsaydın tencereye sığmazmış arkadaşlar. Tamam, dolma harcımız arttı. Hiç problem değil. Onu ben değerlendiririm. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Bu tencere demek ki tam 1 kiloluk şey alıyormuş arkadaşlar. Dolma alıyormuş. Tam 1 kilo. Şey üstüne koyuyorlar hani sığmadığı zaman, o biraz şey oluyor ya, alttakiler daha fazla pişiyor, üsttekiler az pişiyor. En güzeli böyle. Zaten az yapma. Niye çok yapacağım ki? Canım istiyorsa gider bir daha yaparım. Yarın bir daha yaparım. Çok güzel oldu kızlar. Ellerime sağlık. Ellerime sağlık. Bu zafer benim zaferim. Yüreğime sağlık. Harika, mis gibi. Hemen sıcak suyu koyuyorum tepesinden aşağıya. Bir de bir kere daha çalıştıralım. Vallahi bunu küçük kaba hiç koymayayım. Şöyle kapatayım, biraz iş çıkmasın bana. Telefonum çalıyor. Bu yaptığım yoğurtlu, sarımsaklı, mayonezli közlenmiş biber salatası gerçekten o kadar lezzetli, o kadar güzel ki yani karnınızı bununla bile doyurabilirsiniz. Yemek bile aramazsanız çok güzel oluyor. Köften pişti. Şöyle göstereyim. Suyu muyu her şeyi tam kıvamında bir tencere yemek. Kapatalım ağzını. Dumanı üstünde, buharı üstünde. Burada da dolma biberler kaynıyor pişmek üzere. 5 dakika sonra dolma biberlerin altını söndürüyorum, kapatıyorum. Çok acıktım. Kendime yemek koyuyorum. Denize de yemek koyuyorum arkadaşlar. Gitmeyin bir yere. Şöyle göstereyim. Dolmalarım nasıl güzel pişmiş. Nasıl süper olmuş. Harika. Bugünkü menümüzde de yemeklerimizde de bunlar var kızlar. Çıkın çıkın gelin. Asi kadına, Asi kadının mutfağına çıkın çıkın gelin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Asi kadınla kalın.